Enes merhabalar. Merhaba. Öncelikle yeni girdiğin üniversiteye ve bölüm için hayırlı olsun diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şu an diş hekimliğini kazandın. İnşallah önümüzdeki haftada okullar açılıyor. Hem yeni okuluna, hem öğretmenlerine, hocalarına, hem de arkadaşlarına kavuşacaksın. Evet. Arkadaşlarınla herhalde sosyal paylaşım programları sayesinde tanıştın, değil mi? Evet, şu an WhatsApp grubumuz var, Instagram'da sayfamız var. Tamam. Oradan bulduk birbirimizi. Tamam, çok güzel. Peki, lise hayatındayken bu bölümü düşünüyor muydun? Veya başka bölümler aklından geçiyor muydu? Arkadaşlarınla neler konuşuyordun mesela? Ya ben küçüklüğümden beri hayalim diş hekimi olmaktı. Lisede de diş hekimi hayalim devam etti. Şu anda da diş hekimi hayalim hala var. Tam olduk sayılamayız. Daha 5 yılımız var. Arkadaşlarımla muhabbetimiz genelde daha farklı oluyordu. Çok küçükken, lisede değil de çok küçükken. Herkes farklıydı. Birisi futbolcu, birisi basketbolcu. Liseye geçince birazcık daha gerçeğe vuruldu bu hayaller. Daha gerçekçi oluştu işte. Ben doktor olacağım, ben diş hekim olmak istiyorum işte, ne bileyim, ben mühendis olmak istiyorum gibisine. Böyleydi yani, vardı evet. Peki aynı sınıftan kaç arkadaşın tıp veya diş hekimliğini kazandı biliyor musun? Tıp kazanan 3-4 arkadaşım, diş kazanan da 2-3 arkadaşım falan vardır aynı sınıftan. Anladım. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Peki tıpçı olmak ister miydin? Doktor olmak ister miydin? Yoksa tek hedefin diş hekimliği miydi direkt olarak? Açıkçası benim tek hedefim diş hekimliğiydi. Olmak ister miydim? Hani benim için açıkçası eşitler. Hani ne diş hekimliğin ne de doktorluğun daha benim üstünlüğü yok. Ama daha çok diş hekimi olmak istiyordum. Çünkü gerçekten hastalarla ilgilenmek, hani ben kendi kliniğimi açacağım için, açmak istediğim için o yönden bakıyorum. Hastalarla ilgilenmek zor ama sana gelen özel hastalarla ilgilenmek, kendi patronunsun. Daha güzel ve daha rahat geliyor açıkçası. Ondan dolayı Yani daha evet. lisedeyken sen bu hedefine odaklanmıştın, kitlenmiştin anladığım Evet, kadarıyla. aynen. Peki, yeni okulun hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi okulunu, gezdin mi? Yeni okulum Bölümleri, hak... arkadaşlar olsun, hocaların olsun. Yeni okulum hakkında ne söyleyebilirim size? Birazcık küçük geldi ilk başta. Farklı üniversitelerde gezdim. Zaten yeni olduğu için okulun içinde fazla bir şey yok gibi geldi bana. Küçük geldi açıkçası. Ama bulunduğu ortam en nezih, en güzel ortamlardan biri Taksim'de. Arkadaşlarımla da tanıştım. Bazı arkadaşlarımla tanıştım. Tam kafa dengin, çok cana yakın arkadaşlar sağ olsunlar. Onlar da YouTube çekmek istediğimi söylediğim zaman da biz senin arkandayız, destek veriyoruz gibi cümlelerle beni çok mutlu ettiler. Teşekkür ediyorum onlara. Peki. Gayet güzel. Peki okul hayatında derslerin haricinde YouTube'dan bahsettin. YouTube videolarından bahsettin. YouTube videoları hakkında, YouTube hakkında ve videolar içerikleri hakkında yani kafanda oluşturduğun bir şeyler var mı yoksa zaman mı gösterecek? Kafamda oluşturduğum bir takım şeyler var. Evet. Hem aynı zamanda gösterecek tabii. İnsanlar, hani arkadaşlarımdan da fikirler alacağım, ailemden de fikirler alacağım, işte yakınlarımdan da fikirler alacağım. Tüm fikirlere ben açığım. Açık bir insanım her türlü fikre. Ama aklımda belli başlı fikirler var. Evet, açık söylemek gerekirse geleceğe dair. Mesela herhalde ders videoları da öğrendiğin dersleri hem daha iyi öğrenmek için hem pekiştirmek için işlerinde ders videoları da olacak anladığım kadarıyla.